abi şimdi sana şu padoktan bir tane büyük hayvanımız var, onu vereceğiz. Harcında 6 tane de 20. padoktan, bu padoktan vereceğiz. Canlı tartacağız hayvanları burada hemen. Kesimden sonra da karkas ağırlıklarına bakacağız. Bir kesimci olarak bize yüksek randımanlı bir kesim taahhüdüm var. Bunu gerçekleştirdiğini görürsek bundan sonra sana sürekli mal verebiliriz. İnşallah. Şimdi hayvanlarını kesime gönderen besici kardeşlerimizin kafalarındaki soru işareti, endişe şu. Acaba benim hayvanın neresinden soyacaklar? Soyup soğana mı çevirecekler? İki mezbahane arasındaki kesim farkını nasıl anlaması lazım bir yetiştiricinin? Hayvanını aylık olarak, periyodik olarak tartıyor olması lazım. Ve kesime gideceği zaman hayvanını canlı olarak tartması lazım. Götürdü, kesti ve sıcak tartım. Buradan çıkan canlı ağırlık ile karkas sıcak tartım arasındaki fark randımanı gösterecek. İki mezbaha arasında karşılaştırma ve kıyaslama yapacak. Hangisi kendisinin için daha cazipse kesimini oradan devam ettirecek. Şimdi bazı kesimciler mesela dedi ki ben 34'e kesiyorum. Öbürü diyor ben 33'e kesiyorum. Biri de diyor ben 32'ye kesiyorum. Belki de 32'ye kesen daha caziptir. Bunu bilemeyiz. Bu tamamen kesim şekliyle alakalı bir şey. Yağlı kesim, yağsız kesim. Yağlı dediğin zaman işin içinde başka filmler var. Sen de biliyorsun bu işleri. Aşırı yağlı hayvanlar denk geliyor. Onların yağının lüzumundan fazla sıyırıyorlar. Bu defa besici tabii rahatsız oluyor bu işten. Gözünün önünde hayvanlarının etinin kazınmasından çok da hoşnut olmaz tabii kimse. Evet İbrahim abi. İbrahim abi hayvanları teker teker al oraya. Tartımını yapalım. Hele gelsin bakayım bir tanesi. Ay maşallah. Hazır mı kantar? Randımanda şunu da göz önünde bulundurarak randımanlı alalım. Hani siz bu işi daha iyi biliyorsunuz duayenimiz olarak. Şu anda hayvan tok. Ya zaten yani anladım. Anladım. Yani bir miktar hayvanlar tok olduğu için randıman düşükmüş gibi görünebilir. Aynen. Bu detayı hatırlattığın iyi oldu. Ama biz bu dengeyi burada kuramayız. Burada 500-600 hayvan var. Sadece 6 hayvanın bunların yemini vermeyelim, bunlar yüklemeye gidecek diye hesap yapamıyoruz. Çünkü araç gelmiyor. Doğru. Bazen sevk çıkmıyor. Hiç istemediğimiz, beklenmeyen bir sorunla karşılaştığımız zaman, sevk geciktiği zaman hayvanlar aç kalmış olacak. Evet. Biz o aradaki makası değerlendirebiliriz yani. Evet. Arkayı dörtleyelim beyler hadi. Kantar mı kısa, hayvan mı büyük? Şimdi tartışma konusu. Al başına iş. Haydi maşallah. Hadi Tosun az ileri git. Tamam. Yazın bakalım. 713. 713 kilo. Maşallah. Maşallah. Gönder abi. Küpesini aldın mı? Tamam. Aç abi. Tamam diğeri gelsin. İttir abi. Hocam hayvanların da maşallah akıllılar. Baksana sıralamasını biliyor. 745. Şimdi hayvanlar aslında akıllılar. Niye akıllılar? Simmental ırkı çok uzun yıllardır insan elinde ıslah edildiği için zaten insana alışkın hayvanlar. Aşırı ürkek hayvanlar değil. Kültür ırkı hayvanlarda aşırı bir huysuzluk göremezsiniz. Genelde sakindirler. Melezlenen hayvanlarda hırçınlık gözlemleyebilirsiniz. Yani doğu mallarında da görürsünüz. Ülkemizin doğusundan gelen mallarda da. Güney Amerika'dan, Uruguay'dan, Brezilya'dan gelen hayvanlar da insan temasından uzak mera hayvancılığı yapılan yerlerde de yine hayvanlar ürkektir. Kaç geldi? 740. 740. Maşallah. Bu hayvanların hiçbir tanesi henüz kapak atmadı. Maşallah. Yani 16 ay, 19 ay aralığında. Yani bütün hayvanların kayıtları, pedigrileri, evrakları, her şeyi tam. Dolayısıyla inceleyebilirsiniz yakından. Evet, bu ne geldi? 660 diyelim. 660. Şimdi bu hayvanımız normalde birlikte besiye alınan hayvanlardan birisi.
O da 700 gelmesi gerekirdi. Yani şu anda bize besinin başından sonuna 50 kilogramlık bir kayıp yaşatmış oldu. Kendi yaştaşlarıyla birlikte. Aynı menüyü almasına rağmen. Şimdi incelesek bunu arkasından ne çıkar biliyor musunuz? Küçükken geçirdiği bir üst solunum yolu enfeksiyonu ya da buzağıyken geçirdiği bir buzağı ishali, ilgisizlik, yanlış gruplama, bir şekilde bir problem çıkar. Yoksa hepsinin aynı olması lazım. 775. 775 kilo. Kulak küpesini aldın mı? Hay maşallah. Ha? Senin karşı patladığın ton. Ton. Bir dahaki sefere sana tonluk hayvanları vereceğim. Hele bir randımanı görelim bakalım. Taahhüt ettiğin gibi bir randıman var mı yok mu? Zeynep hocam bizde ne dediysek o. Canı sağ olsun. Senin yaptığın işin kalitesi. Eyvallah. Inşallah. Eyvallah. Bak bu hayvan mesela istediğimiz gibi kilo gelmeyecek. Biraz boynuzda sıkıntılar. Hadi kızım. İttir abi. Yok o kadar değil canım. 620. Hani normalde olması gerekenden 60-70 kilo daha düşük. Benim besi sonu için hedeflediğimiz kilodan 60-70 kilo düşük. Bu ne demek? Yani simental ırkı hayvanın ortalama canlı ağırlık kazanımı 1400 gram ile 1600 gram arasındadır. Buzağılığından kesimine kadarki dönemi kapsayan. 1.4'den 1.6. Aynen öyle. Hani bazıları da abi bizim hayvan 2 kilo alıyor falan derler ama 2 kilo aldığı dönem sınırlıdır yani. 2 kilo ne zaman alır? İşte hayvan 12 aylık olduğunda 400-500 kilo canlı ağırlığa geldikten sonra 1 kilo 800, 2 kilo alabilir. Bu demek değildir ki yani simental tüm zamanlarda 1800 gram 2 kilo alır. Başından sonuna 1.4-1.6 aralığındadır. Ama tam büyüme çağını yakaladığınız zaman o dönemde 1600 gram, 1800 gram hatta 2 kilo aldığını da görebilirsiniz. Şimdi bizim burada bizim işimizi kolaylaştıran birçok unsur var. Aylık hayvanları tartabildiğimiz için hangi hayvan bize para kazandırıyor, hangisi keseden yiyor hepsini görebiliyoruz. Bizde bir adam, bir hayvan bize hata yaparsa bir ay yapabilir. Hatta biz daha önce davranırız. Şüphelendiğimiz hayvanlar olursa onları 15 günde bir tartarız. Şöyle bir bakarız keskin bir gözle. Gözden. Yahu deriz şu diğerlerinden biraz geride kalmış. Bunda bir sorun var. Hemen şunu bir tartın bakayım. 15 günlük tartıma sokarız. Aa bir bakarız ki aylık 1400-1500 gram istediğimiz rakam yok. Hemen bunda bir problem olduğunu anlarız. Ne yapmamız lazım? Efendim üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı geniş spektrumlu bir antibiyotik vurabiliriz. Bir parazit mücadelesi yenilememiz, tekrarlamamız gerekiyorsa onu yaparız. Bu gruplama çok önemli. Ben mesela buradan video çekiyorum. İzleyenler diyor ki abi senin hayvanlar niye atlamıyor birbirine? Evet hocam. Sana dikkatini çekti mi? Ediyorum, evet. Şimdi niye atlamıyorlar? Hayvanlar birbirleriyle eşit. Birbirlerine baskın gelemiyorlar. Yani birisi ezik değil diğerine göre. Herkes hocam, kendisini da, savunacak kadar güçlü. O da önemli bence ama şu da önemli. Yani ortamın nezihliği, ferahlığı, hayvan yani standartlarının yaşam standartlarının üstünde bir ortam olduğu tabii için hayvan daha stressiz olduğu için bu atlaması bir de bu olayları, bir de bu bak yem. Şimdi bu yemin içerisinde eğer hayvanın henüz daha kesimine 5 ay 6 ay var sen de dayadıysan arpayı evet, hayvanı atlamış. Enerjiye boğduysan hayvan atlayacak. Evet. Ben bu hayvanlara enerjiyi verdiğimde hayvanın atlayacak dermanı kalmıyor zaten. Hayvan belli bir kiloya ağırlığa ulaştığı için atlayacak enerjisi yok. Yani o cüsseyi, o kütleyi kaldıracak performansı bitmiş oluyor. Ondan sonra ver yansın, yağlan. Mezbaada nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hayvan satarken, fiyatlandırmayı yaparken ne yapmamız gerekiyor? Hepsini anlatacağım size. Burada bir finish gördünüz bugün. 500'ün üzerinde hayvanımız mevcut. Kesime hazır 200'ün üzerinde hayvan var. Periyodik olarak kesilecek. Kesilenin yerine hemen yeni danalar, yeni hayvanlar gelecek. Canlı olarak tarttık hayvanlarımızı, randımanını göreceğiz. Tabii burada bir detay var. Az önce Barış Bey anlattı, söyledi. Ben de ona bir açıklık getireyim size. Normalde tokluk firesi diye adlandırdığımız %8 tokluk firesinin normalde ya düşürmesi lazım ya da hayvanların kesime gideceği gün o öğün hayvana yem vermemek lazım. Yani diyelim ki sabah yemini verdiniz, hayvan saat öğleden sonra yüklenmesi lazım. Akşam yemini yemeden önce yüklenmesi lazım. Bir açlık süreci geçirmesi, bir boşluk geçirmesi lazım.
ya da saat 10'da 11'de yüklenecekse sabah yemini yememesi evet, lazım abi. Ki bu da sizin randıman hesabınızı ciddi anlamda yanıltan bir detaydır. Tabii burası büyük bir işletme. Hayvanların topyekün yemleme yapıldığı için biz de hayvanlarımızın yemini verdik. Burada biraz tedbirli davrandık. Hem bu programı çekeceğiz, kameraman arkadaşlar gelecek. Ulaşım, erişim bir aksama olur düşüncesiyle. Hadi adamlar gelmedi, kamyonet bulmak zor. Bütün bu gecikmeleri de düşünerek hayvanımızı yemledik. Çıkan sonucu biz değerlendirirken bu detayı göz önünde bulunduracağız. Ama siz hayvanınızı keserken bu detayı unutmayın. İki mezbaha arasında kesim farkını öğrenebilmek için tartmanız şart. Sloganımız neydi? Ölçmediğiniz ve tartmadığınız şeyi yönetemezsiniz. Hayvanlarımız yaklaşık 35 kilometre yol kat ederek çiftlikten biraz uzaktaki bir mezbahaya geldi. Mezbahanın dinlenme padoklarında şu anda hayvanlarımız. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Mezbahacı yani bizim kesimimizi hayvanlarımızı alıp kesen arkadaş da Barış Bey de burada. Şimdi Barış Bey, bu kadar ileri kilolardaki hayvanların tırnak yapılarında herhangi bir bozulma ve deformasyon olmamış olması dikkatini çekti mi? Çekti hocam. Onu çiftlikte de söyleyecektim ben zaten. Aha. Yani yer, zemin, hayvanın refah seviyesi orada çok yüksek olduğu için tırnaklarda herhangi bir problem oluşmamış. Bu hayvanlar ızgaralı sistemde büyüdüler. Şimdi hep merak konusu insanlarda. Acaba ızgaralı sistemlerde büyüyen hayvanlarda ciddi tırnak problemleri oluyormuş falan şeklinde söylentiler dolaşıyor. Sen hiç topallayan, tırnak problemi olan bir hayvan gördün mü? Yani yaklaşık 400-500 tane hayvan içerisinde tamamını gezdim. Hiçbir tanesinde öyle bir sorun oluşmamış. Bu hayvanlar 700-800 hatta 1 ton olsa dahi tırnaklarında hiçbir problem göremezsiniz. Şu anda ayakları yere tam basıyor. Kameraman arkadaşlarım böyle tırnakları yakından çekerlerse izleyicilerimiz de görmüş olurlar. Kesim aşamasına gelmiş hayvanların tırnakları hala sapasağlamsa İşletmedeki beslemenin doğru yönetildiği anlamına gelir. Ağırlıklı olarak ben büyük besi işletmelerini takip ediyorum. Genelde ayağı ağrıyan hayvanları kesiyorlar. Yani hiç ayağı ağrımayan hayvan kesime gitmeyecek mi? Aynen öyle. Bakıyorsun böyle Darül Ceza gibi kolu bacağı problemli hayvanlar geliyor. Siz de takdir edersiniz ki mesela özellikle ağır besini almış hayvanda artık tırnak rahatsızlığı başladıktan sonra İşte onu tedavi etmek de çok güç oluyor. Başarısız da olabilirsiniz. Yani o yüzden hayvanın hani evet. Kilo kaybını engellemek için bir an evvel kestirmek istiyor besiciler. Doğru. Ama sizin dediğiniz gibi işte hayvanın yaşam şartı, bulunduğu ortam hani daha refah seviyesine uygun olduğunda o tür problemlerle karşılaşılmıyor. Burada bir şeye daha dikkat çekelim. Hem izleyicilerimiz bu konuya da hassasiyet göstersinler. Az önce işletmeden hayvanları canlı ağırlıklarını öğrenmek için tartım yaptık ve kamyona bindirdik. Bu esnada hayvanlar hiç yıpranmadılar. Evet, evet. Ne bir korku, ne endişe, ne değnek, ne sopa hiçbir şey olmadan buraya kadar geldiler. Burada da bir miktar dinlendiler. Bu size nasıl bir artı kazandırıyor? Hocam şimdi bu bize nasıl bir artı kazandırıyor? Temin zaten arabadan inerken arkadaşlara da aynı şeyi söyledim. Hani sanki padoğan içindeymiş gibi hayvan gelip buraya indi. Bunun bize nasıl bir artısı var? Birincisi kesimde bize etin kalitesi yönünden büyük bir artısı var. Yani bizde etimiz tezgaha çıktığında işte herhangi bir kararma falan olmuyor. Aynen. Strese girmediği için. Evet. Etin aşırı sararmaması, aşırı kararmaması ve hayvanların birbirlerine verdiği zarardan dolayı morarmalar, kan uyunmaları, bütün bunlardan da kurtulmuş oluyoruz. Bu besici, yani besici arkadaş için de bu bir avantaj. Avantaj tabii ki. Sizin söylediğiniz gibi işte herhangi bir kan ödeme oluşumda. Bu hayvanlar aşı yolunu, padoğu her şeyi biliyorlar. Evet. Şimdi şuradan arkadaşım bunları kesileceği yere doğru alabilir miyiz size zahmet? Sakin bir şekilde öyle değnek meynek yok. Bütün hayvanlarımız aşı yolunu biliyorlar. Sakin bir şekilde kendiliğinden gidecekler. Hadi bakalım. Peki olanı önce çıkart istersen. Oradan bir kenara çekil abi.
Hadi. Ay maşallah. Kendisi gider. Hadi bak. Hadi, 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 hadi. 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 Bakın aşı yolları içten içe 70 santim olacak diyoruz. 70 santimden daha fazla olduğu için iki hayvan yan yana girmek istedi. Evet. İşte o da et kalitesini ve et rengini bozan şeylerden bir tanesi. Görüyorsun değil mi? Hayvanlarımız büyük olmasına rağmen. Tabii. Şimdi herkes şöyle düşünüyor. Ya tonluk hayvan sığmaz diye büyük yaptık diyorlar. Hayvan ne kadar tonluk olursa olsun 70 santim artık dünya standardı. 70 santimin üstünde yaptığın her türlü padokta hayvanın tekrar dönüş yapma riski var. Devam edelim. Arkadaşlar mezbaneler tasarlanırken özellikle bu demir aksamın şu şekilde kesici yerleri var. Bakın şurada size detay göstereceğim. Şuralar çok keskin köşeler. Hayvanların kesilmesine çok az bir yer kala bekledikleri padoklarda bu şekilde keskin köşeler yaptığınız zaman hayvanların derisine, etine zarar verebilirsiniz. Bu hayvanlar tonluk hayvanlar. Kendilerine zarar verdiklerini, vereceklerini anlamazlar, bilmezler. Dar alanda biraz agresif tavırlar gösterebilirler. Bakın şu karışıklığa hiç gerek yok biliyor musunuz? Eğer içten içe 70 santimlik tek bir aşı yolu olsa şu kargaşaya hiç gerek yok. Haydi. Hadi oğlum. Ha girdi bir tanesi. Sırayla. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi maşallah. Hadi maşallah. Hadi çık yukarı oraya. Hadi maşallah. Hadi çık araya. Yani sistemsizliğin getirdiği sorunlar. Bu kadar iş gücüne, bu kadar insan gücüne ihtiyaç yok. İnanın şuraları biz tasarlanmış olsak hayvanlar kamyondan indiği gibi kendisini mezbahanenin içinde bulur. Yani hayvan bu. Hayvana diyorsun merdiven çık, merdiven in. Hayvan bu ya. Arayı kapatma. He? Mezbahane de kurarız. Bak şimdi şu kapının üzerindeki kilit pırıl pırıl parlamış. Neden? O hayvanlar oraya gidip gele gele sürtüne sürtüne demiri parlatmışlar artık. Demek ki yanlış bir yere konmuş yani. Öyle bir demirin orada olmaması gerekiyor. Şöyle bir şey de var. Hani bizim mezbahamızın biraz eski bir yapı olmasından da kaynaklanıyor. Yani bir de eski böyle belki iri cüsseli hayvanlar evet. Kesilmiyor. Normal tabii. 500 normal. Kiloluk hayvanlar için ideal olabilir. Bugünün şartlarına göre yapılmış bir mezbaha. Evet. Dolayısıyla hani dediğiniz gibi bir tazyattan geçmesi. Burası gibi. Türkiye'nin bazı mezbaneleri var ki onlara göre saray burası. Hele bakalım şimdi kesimden sonra esas deri çıktıktan sonra iş aynen, ortaya çıkacak. İşkembeyi mi büyütmüşüz? Ete mi? Ete mi çalışmışız? Kemik torbası mı var? Etin rengi nasıl? Görenler bunu bana ver Barış Bey bu arka butları ben istiyorum diyecek mi? Değil mi? Hocam inşallah bu danaların hani alıcısı talipsi çok. İnşallah hadi bakalım görelim. Ha bereketli olsun hadi bakalım. Tabii tabii hemen geliyoruz. Nereden giriyoruz abi? Gel. Gel abi.